Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'dan Bay Yeşil Bağ ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Biliyorsunuz Renault Clio yıllardır Türkiye'de üretiliyor. İşte o Renault Clio'ya Türkiye'de artık efsaneleşmiş, uygun fiyatıyla Türkiye'deki oldukça fazla insanın ilgisini gören Mitsubishi'nin Colt modeli ikiz kardeş olarak gelip Türkiye'deki Renault fabrikalarında üretilip satışa çıkmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Clio biliyorsunuz Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobillerinden bir tanesi ve Mitsubishi Colt'un da Türkiye'de üretildiği için çok uygun fiyatlı bir otomobil olması bekleniyor. Hatta ön sipariş fiyatı açıklanmış durumda ve bu fiyat gerçekten çok can alıcı bir fiyat arkadaşlar. Şaka gibi bir fiyata Mitsubishi Colt ön siparişe açılmış durumda. Önce sizlere yeni Mitsubishi Colt nasıl bir araç olmuş biraz ondan bahsedeyim. Sonrasında da Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağını ve ön fiyat sipariş fiyatının ön sipariş fiyatının ne kadar olacağını açıklayayım. Bu arada arkadaşlar 200 bin aboneli ana kanalımız kapandı biliyorsunuz. Burada yeni kanaldayız. 50-60 bin abonelere desteğinizle hızla geldik ama yeniden 100 bin 200 bin abonelere çıkmak için manevi desteğinizi bekliyoruz ve abone değilseniz kanala abone olmanızı sizden rica ediyoruz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Yenilenen ve Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt'un tasarımından bahsetmek istiyorum sizlere biraz ama çok da bahsedecek bir şey yok. Çünkü az önce videoya girerken söyledim ya sizlere Renault Clio'nun ikiz kardeşi gibi. Gerçekten Renault Clio'nun ikiz kardeşi gibi arkadaşlar. Ön taraftan baktığımızda yenilenen Clio ile tek farkı diyebileceğimiz şey sanırım arması. Belki panjurda çok ufak farklılıklar olabilir ama inanın arması dışında önden çok bir fark göremeyeceksiniz. Yan tarafa geçtiğinizde yine yenilenen Clio ile arasındaki farklardan bir tanesi jantlarının biraz daha şekilli ve jantların üzerinde Mitsubishi armasının yer alması. Arka tarafa geçtiğimizde yine tek fark maalesef sadece armasının Mitsubishi olması arkadaşlar. Daha doğrusu arma yerine arkada Mitsubishi yazısının geliyor olması. Yani Clio ile dışarıdan birebir aynı ama logosu ve markası itibariyle Mitsubishi olan bir araç karşımızda. Aracın içine geçtiğimizde durum farklı mı? Hayır, maalesef orada da durum tamamen aynı arkadaşlar. Clio ile aynı bir iç görsel var ve sadece direksiyonun üzerindeki marka logosu farklı. Mitsubishi logosu direksiyona yerleştirilmiş ve araç Renault Clio değil de Mitsubishi Colt olarak satışa sunulmuş durumda. Araçta alt paketlerde 7 üst paketlerde 10 inçlik dijital gösterge paneli var. Yine alt paketlerde 7 ya da istenirse opsiyonla birlikte neredeyse 10 inçe çıkan 9 inçin üzerine çıkan ortadaki multimedya ekranı geliyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz Clio'daki özellikler bu araca da opsiyonel olarak eklettirilebiliyor. Donanım özelliklerine bakarsak aracın tıpkı Clio'daki gibi üst paketlerde opsiyonlarla birlikte oldukça zengin bir hale getiriliyor araç arkadaşlar. 360 derece kamera, işte kendi kendine park, akıllı sabitleme gibi özellikler araca eklettirilebiliyor. Yanlış anlaşılmasın, henüz pakette yok. Donanımsal olarak, opsiyonel olarak satın alınarak sonradan eklettirilebiliyor. Yenilenen ve Türkiye'de üretilen Mitsubishi Colt'un motorlarına geldiğimizde yine Clio ile benzer özellikler doğal olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıçta giriş seviyesinde 1 litrelik 65 beygirlik atmosferik benzinli motor yer alıyor manuel şanzımanla. Biraz yukarıya çıktığınızda 1 litrelik 90 beygirlik ve 160 Nm torklukta bir değeri olan turbo benzinli motor karşımıza çıkıyor. En üste çıktığımızda ise Clio'ya yeni eklenen 1.6 litrelik 141 beygirlik hibrit teknolojili motor da araca yerleştirilmiş durumda arkadaşlar. Yani her şeyi, armalar haricinde her şeyi Clio'yla aynı yenilenen Mitsubishi Colt'un. 1.6 litrelik 141 beygirlik hibrit destekli benzinli motorda 0-109.3 saniye arkadaşlar. 1 litrelik 90 beygirlik turbo benzinli motorda 0-112.2 saniye. En alttaki 1 litrelik 65 beygirlik atmosferik benzinli motorda 0-117.1 saniye arkadaşlar. Son hızlarını da söyleyeyim arkadaşlar, 65 beygirlik motorun son hızı 160 km ki oraya bile çıkarsa gerçekten büyük bir başarıdır bu. Diğer motorlarda ise 180 ve 200 km'lik son hız verileri karşımıza çıkıyor. Bu devirde halen 5 vitesli otomobil kaldı mı dediğinizi duyar gibiyim, işte onlardan bir tanesi. Atmosferik benzinli motoruyla 5 ileri vitesi var arkadaşlar. Mitsubishi Colt'un 1.0 100 beygirde 6 ileri manuel. Ancak hibrite geçerseniz otomatik vitesli bir versiyonla karşılaşabileceksiniz. Söylenen o. Ve gelelim aracın satışa çıkacağı tarihe ve fiyatına arkadaşlar. Aslında ön siparişe açıldı bu araç ve fiyatı da 550 bin lira gibi gerçekten çok inanılmaz ciddi bir uygun fiyattan açıldı arkadaşlar. Ama maalesef bu fiyat Türkiye için geçerli değil. Arkadaşlar, araç Türkiye'de üretiliyor ancak Türkiye'den önce Avrupa'da satışa çıktı. Bizim ülkemizde satışa çıkacağı tarih ne zaman derseniz 2024 yılının hemen başı olarak planlanmış durumda. 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacağı söyleniyor. En alt paket, başlangıç paketi şu anda Avrupa'da 550 bin liralık bir fiyattan satışta. Üstelik öyle bir satışta ki aklınız hayaliniz durur arkadaşlar.
Araca önden bir 50-60 bin lira, 100 bin lira para veriyorsunuz. Sonrasında aydan aya işte 3 bin lira, 4 bin lira gibi taksitlerle araca sahip oluyorsunuz. Ama Türkiye'ye geldiğimizde bu aracın fiyatı ne olacak? İnanın kestirmek pek mümkün değil. Clio'ya bakıyorsunuz, artık Clio'da üst pakette 1 milyonu çoktan geçmiş durumda. Alt paketlerde de 1 milyon liraya dayanmış durumda. Colt, Mitsubishi Colt çok yeni girdiği için belki Avrupa'daki gibi Türkiye'de de biraz daha uygun fiyata satılabilir ama yine de Egea'dan uygun olması çok da beklenecek, çok da olası olacak bir durum değil arkadaşlar. Evet, araç uygun fiyatlı ama maalesef Türkiye'de üretilmesine rağmen Avrupalıya uygun fiyatlı, bize yine oldukça pahalı bir araç.